Paranoya aslında aşırı şüphecilik halidir. Kişinin olmadığı halde aşırı şüphe duyması, insanların kendine zarar vereceğinden endişelenmesi ve her zaman söylenilenlerin altında bir mana aramasıdır. Paranoya kimi zaman çocukluktan kökenlerini alır. Çocukluğunda çok aşırı disiplinle yetiştirilmiş, insanlardan korkmanın öğretildiği çocuklarda paranoya yakalanma daha fazladır. Arkadaşlarından zarar gören, dayak yiyen, onların karşısında kendini güvensiz hisseden insanlarda paranoyanın gelişmesi daha fazla. Bu yanda eğer işitmesi azsa, az görüyorsa, bilmediği bir ülkeye gidip orada insanların arasında korku yaşıyorsa paranoyaya yakalanma şansı daha fazladır. Aslında yavaş yavaş ilerler. Biz isim vermeyiz ama olayları anlatırız ki insanlar belki bunlardan hastalıkları anlayabilir diye. Bir gün bir adli vaka için beni çağırdıklarında gittim ve orta yaşlarda bir insanla karşılaştım. Bir defteri vardı ve hem onu dinledim hem defterini sonra inceledim. Defterinde şunlar vardı. İşte tarihler atmış. Bugün Ocak ayının 5. günündeyiz. İşte bu kişi bana ters ters bakıyor. Benim söylediklerimden anlam çıkarıyor. Ben ondan artık şüpheleniyorum. Birkaç gün sonra gene yazmış. Çayı içtikten sonra karnımda hafif ağrılar oluyor. Acaba çayıma bir şey mi katıldı? Arkasına not koymuş. Ondan şüpheleniyorum. Muhtemelen işbirliği yaptı. Birkaç gün sonra artık şüpheleri artmaya başladı. Ben artık kendimi daha kötü hissediyorum. Kesin bu bana zarar vermeye başlıyor. Artık 10 gün sonraki notunda ise ben artık bu insanı öldüreceğim demiş ve oradan bir gün sonra da öldürdüm diye not koymuş. Tabii adli vaka olarak geldiğinde de bunları konuştuk ve bana söylediği şuydu. Ben onu öldürmesem o beni öldürecek. Halbuki dosyaya baktığımda bu adamın bu adamla hiçbir alakası yok. Ne göz göze geldiğinin farkında, ne bir şeyler konuştuğunun farkında. Bütün etrafındaki insanlar bunu anlatıyorlar. Birbirlerini bile tanımıyorlar. İşte paranoya böyle bir şey. Hepimizin şüpheleri vardır. Şüphelerimiz olduğu için paranoyak değiliz. Zaten paranoyadaki şüpheler çok aşırı ve insana inanılmaz gelen şüphelerdir. Tek farkı bunların çok yoğun ve çok aşırı olması. Paranoid kişilik dediğimiz zaman herkesteki şüphecilikten, alınganlıktan biraz daha üst düzey bir şey. Bu 16-17 yaşlarında başlıyor, kişilikle birlikte gelişiyor. Biraz alıngan dediğimiz, biraz gururlu, kibirli, burnu havada dediğimiz, insanlara soğuk davranan, üstten bakan insanlarda bu kişilik özelliğini görüyoruz. Söylediklerimizden nem kapıyorlar, çabucak alınıyorlar. Ama paranoid bozukluk dediğimiz bundan daha ağır bir durum ve çok daha yoğun olarak bunlara inanıyor ve tek bir konuya takılıp orada bunu sürekli olarak sürdürüyor. Aslında biz bile zor anlarız. Anlaması zordur ama hayatınıza giriyorsa zaten onu anlarsınız ve yaşantınız ilerledikçe bu daha yoğun hale gelebilir. Bir danışanım vardı. Nişanlısı çok böyle kıskanç, kimselerle görüşmesini istemeyen, o da çok seviniyordu. Beni çok seven, çok kıskanan bir nişanlı var. Evlenince hiç gözü başkasına bakmayacak, hep bana bakacak ama tabii öyle olmadı. Evlendikten sonra bu bir kabusa dönüştü. Sürekli onun hayatını kontrol ediyordu. Hiçbir yere gitmesini, kız arkadaşlarla konuşmasını istemiyor. Ailesiyle bile görüşmesine izin vermiyordu. Bunun için paranoya bir konuda olur. Oraya çok girmiyorsa sorun olmaz. Ama girdiği zamanda da onun nasıl olduğunu iyi gözlemek gerekir. Hasta olduğunu kabul etmez. Siz hastasınız der. Düşünceleriyle de ilgili kanıtları bulup çıkardığı için hep bir haklı gerekçeleri vardır. Bizi ikna etmeye çalışır ama hiçbir zaman hasta olduğunu kabul etmez. Aslında bir kabustur. Hiçbir yere gitmez, kimseyle görüşmez ve görüştürmez. Her şeyin altında bir neden aradığı için telefonla konuşmasını istemez, Facebook'a girmesini istemez. Her şeyden uzak tutar, perdeleri indirtir, kapıları kapatır, komşuyla bile görüşülmesi yasaktır. Gerçekten bir kabusa dönüşür hayat.
Psikoterapi pek işe yaramaz, bunu baştan söyleyelim. Ama eğer ilaçla destekleniyorsa, kendisi düzelmek istiyorsa, yakınları onu ikna etmişse, bunun hafif hafif toparlanma şansı var. Zaten olayları konuştuğunda, bunlara mantıklı baktığında ne kadar yanlış düşündüğünü de görecektir. Ama ilaç almadan terapi boşa bir çaba olur. İlaç tedavisi de ayrı bir sorundur. İlaç kullanmak istemezler, ben hasta değilim derler. İlaç vermeye çalışırsanız size kızarlar, tepki verirler, hatta üzerinize gelirler. Kullansalar da 3 gün sonra bırakırlar. Oldukça sıkıntılıdır. Ancak biraz yemeklerine katılabilirse, içecekleriyle birlikte verilebilirse biraz ilaç kullandırma şansı vardır. Gerçekten zor bir hastalık. Gelecek videolarda daha sevimli hastalıklarda bir arada olmak kaydıyla sağlıcakla kalın.